Habire eylem yapmamış. Bana ne? Kız çolağın yanında mı? O zaman sana ne? Yani ya bir şey yaparlarsa? İyi de bize ne? Oğlum nasıl vurmaktan kan falan yok. Yelek mi lan bu? Anne! Bir şey olursa yine bana oluyor. Sana hiçbir şey olmuyor. Çocuk işi fena bozdu. Ben burada güzel güzel patlayacaktım. Kırmızı bayrağı da tapu tasardılar mı? Hop! Doğru babamın yanına. Keşanlı! Efendim komutanım. Biz burada seni kurtarmak için kışımızdan ter akıyor. Hala hayal peşindesin. 3 saniyesi var. 3, 2, 1. Sakiz, sizin için uygun mu? Bugüne kadar hiçbir sade vatandaş fotoğraflarının çekildiğini anlamamıştı. Dikkatli ve sade bir vatandaş diyelim. Askersin sen. Saçın kısa, yeni tıraş olmuşsun. Muhtemelen her gün tıraş olduğun için de cildin biraz bozuk durumda. Biz Türk askeriyiz. Biz zaten zoru başarıyoruz. Bana imkansızlıklarla gel, artist. Tam olarak nereye gidiyoruz acaba? Ölmeye. Bölge olarak nereye gidiyoruz? Cennete. Burası komutanın odası. Hı. Ben sana oturmanı emrediyorum o zaman. Yalnız ben herkesten emir almıyorum. Oturmazsan babama bana asıldığını söylerim. Yavuz Üsteğmen'im dışarıda saldırıya uğramış. Kim saldırmış peki? Saldırganlar. Ne diyorsun ya? Bak şok oldum şu an. Görüyor musun şu işi? Saldırganlar saldırmış. Vay amına koyayım ya. Saldırgan işte. Saldırmadan duramıyor adamlar. Teröristler işte komutanım. Vay yarasın. Nerede kaldınız ya? Kusura bakma ya. Kahvede kağıt oynarken vaktin nasıl geçtiğini anlamamışız. Sen bir kadını doğurtamazsın. Bir özel kuvvet askerinin hafif alma bence. Zorda kalırsam beyin ameliyatı bile yaparım. Da kalmam lazımmış gibi hissediyorum. Ben de aslında Bahamalar'da olmam lazımmış gibi hissediyorum. Yani olur öyle. Çıt. Ne yani? Ben senin için zengin, korkak, çıt kırıldığım bir kızım öyle mi? Evet. Ne yapıyorsun? Gizli gizli kimsenin fotoğraflarını çekmemelisin. Sadece 2-3 tane fotoğraf, ayrıca o benim için değerli. İzin alabilir miyim? Verir miydin? Hayır. Ya bari bir operasyon görseydim ölmeden. Üşüyoruz mu? Allah'a mı?